Merhabalar sevgili gençler. Acil matematik Rönesans denemelerinin artık sonuncusu yani AYT denemesinin altıncısıyla tekrardan karşınızdayız. Bu deneme güzel bir denemeydi. Soruları çözmekten de gayet zevk alarak çözüyorduk soruları. Yalnız her güzel şey gibi bunun da bir sonu var arkadaşlar. Bu süreçte bu denemenin size çölde su gibi geldiğinin farkındayım. Gerçekten güzel, hoş bir denemeydi. Mutlaka çözülmesi gereken bir deneme. Bakın çözmeyenler varsa ve bu videoyla karşılaştıysa, şu söylediklerimi duyuyorlarsa arkadaşlar, YKS 2020, bu öne çekilen 27-28 Haziran'da gerçekleşecek olan sınava en uygun deneme budur. Bakın açık yüreklilikle söylüyorum. Bu yayının yazarlarından birisi olduğum için falan değil, açık yüreklilikle söylüyorum. En uygun deneme, sınava en yakın deneme yine bu olacak. Biz geçen sene sınavdan 1-2 gün önce de söylemiştik. Sınava en yakın soruların yine acil matematik, acil geometri kitaplarından, acil yayınları kitaplarından olacağını söylemiştik. Sınavdan birkaç gün sonra gelen yüzlerce, belki binlerce yorum bunu destekler nitelikteydi ki zaten soruları da yan yana koyduk, açıklamıştık. Bu yüzden bizim sınav beklentimiz bu ve arkadaşlar bu deneme mutlaka ama mutlaka çözülmeli. Tekrardan sizi uyarıyorum diyelim ve fazla lafı uzatmadan ilk sorumuza başlayalım. Şimdi diyor ki bize, bazı hücreleri kırmızıya boyalı 3x3'lük tablo aşağıda verilmiştir. Bu tablonun beyaz hücrelerine tam sayılar yazıldıktan sonra her bir kırmızı hücreye kendisiyle ortak kenara sahip olan tüm beyaz hücrelerdeki sayıların çarpımı yazılıyor. Mesela 5 ile 2'yi çarpmış, 16'yı çarpmış, 60'ı buraya yazmış. 4 çarpı 2, 8 kere 5'ten 40'ı buraya yazmış gibi. Buna göre 2, 3, A, 4, 1 verilmiş. Tablodaki kırmızı hücrelere en fazla 2 basamaklı sayılar yazılabildiğine göre kırmızı hücrelerdeki bu sayıların toplamı en çok kaçtır diye sorulmuş. Şimdi ben şuradaki kırmızı hücreye ne yazmam gerekiyor sevgili gençler? 2 kere 3, 6 kere A'dan 6 A. Peki şuraya ne yazacağım? 2 kere 4, 8, 8 A yazacağım. Şuraya ne yazacağım arkadaşlar? 4 A yazacağım. Buraya da 3 A yazacağım. Şimdi burada en büyük sayı hangisi arkadaşlar? 8A. 8A'nın da ben 3 basamaklı bir sayıdan, yani 100'den daha küçük olmasını bekliyorum ve A'nın da maksimum değerini almam gerekiyor ki ben burada 6A artı 8A, 14A, 18A, 21A. 21A'nın maksimum değerini bulabileyim sevgili gençler. Maksimum değeri kaçtır diye sorulmuş çünkü bize. Peki 8A 100'den küçükse ben A'nın maksimum değerini ne olarak seçerim sevgili gençler? 12 olarak seçerim ki 96 olsun burası. O halde A'nın maksimum değeri 12'dir diyebiliriz. 12 ile 21'in çarpımı bize sonucu verecek. Dolayısıyla ben 21 ile 12'yi çarpacağım. Çarptığım takdirde 42 ile 21'in toplamıdır diyebiliriz. Bu da 252'yi verir bize. Yani cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Bu kalemin ayarı yine bozulmuş. Buna her güncelleme geldiğinde bu kalemin ayarı bozuluyor. Bu şekilde yazmayı da sevmiyorum ama videoyu da başlamış bulunduk. Neyse. Elif'in defterine yazdığı birbirinden farklı pozitif tam sayılarla ilgili aşağıdakiler biliniyor. Şimdi diyor ki Elif'in yazdığı sayılardan 2 tanesi çift, 5 tanesi de 5'in katı denmiş. Ve buna göre Elif'in yazdığı sayıların toplamı en az kaçtır diye soruluyor. Şimdi normal şartlar altında sanki burada 7 tane sayı yazılmış gibi durmasına karşın biz 5'in katı olan sayıların içerisinde de 2'nin katları olabileceğini düşünerekten bunu sayarsak toplam 5 tane sayı sayabiliriz. Ve Elif'in yazdığı sayıların toplamının da en az olmasını sağlayabiliriz. Dolayısıyla Elif'in yazdığı ilk sayı 5 olsun, ikinci sayı 10, sonra 15, sonra 20 ve sonra 25 olsun. Bakın iki tanesi böylelikle ne olmuş oldu? Çift sayı olmuş oldu. Bunların toplamı da 5 tane sayı var. Aritmetik bir dizi zaten burası. 15 kere 5'ten doğru cevap 75'tir diyebiliriz minimum. Evet, geçiyoruz 3. sorumuza. 3. soruda diyor ki bize, en basamaklı bir doğal sayının soldan ilk rakamı, soldan ilk iki rakamının oluşturduğu sayı ve soldan ilk üç rakamının oluşturduğu sayı ve bu şekilde devam ederek soldan ilk n rakamının oluşturduğu sayı asal bir sayı ise biz bu sayıya süper asal sayı diyeceğiz. Mesela 3797 sayısı. İlk rakam 3, sonra 37, sonra 379 ve sonra 3797. Bunların hepsi asal arkadaşlar. Dolayısıyla bu sayı, yani 3797 sayısı bir süper asal sayıdır.
2A3 sayısı, 3 basamaklı bir süper asal sayı olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı nedir? Şimdi 2 asal, o zaman 2A da asalmış. Dolayısıyla 2A3 de asalmış. Burada 20 küsür bir sayının asal olabilmesi için A'nın 3 veya 9 olması gerekiyor. Ki biz burada da bunu deneyeceğiz. 233 ve 239 sayıları asal mı değil mi? Bunu kontrol etmemiz gerekiyor. İkisi de asal olduğu için arkadaşlar 233'ün ve 239'un karekökünden küçük olan, yani 15'ten küçük asal sayılara bölünüyor mu? Yaklaşık olarak 15 ya. 15'ten küçük asal sayılara bölünüyorsa sevgili gençler asaldır. Bölünüyorsa asal değildir. Bölünmüyorsa asaldır. Bölünmediği için bunlar da asaldır ve dolayısıyla A'nın alabileceği değerler 3 ve 9'dur. Cevabımız da 12'dir diyebiliriz. Geçtik 4. sorumuza. Aşağıda dik koordinat düzleminde x veya y eksenlerine paralel olan ve her biri bir birim uzunluğundaki doğru parçaları çizilmiştir. İlk doğru parçası 0'a 3 ile 1'e 3 noktalar arasında çizilmiştir. Buna göre 97. doğru parçasının bitim noktası aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada tekrar eden bir şekli bulmamız gerekiyor. Tekrar eden şeklimiz bakın şurada gösterilmiş sevgili gençler. Daha sonrasında neresi tekrar ediyor? Bakın şurası tekrar ediyor. Aynı şekil değil mi? Şuraya kadar çıkıyor. Pekala. Burada kaç tane doğru parçası kullanılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane doğru parçası kullanılmış. Bizden 97.yi istiyor. Hemen 97'yi ben 12'ye böleceğim. 8 defa var diyeceğim. 96 çıkar, kalan 1 diyeceğim. Demek ki son şeklimiz şu şekilde gelmiş. Bakın hop şu şekilde gelmiş. Ve son şekil varsayalım şuraya kadar geldi ya. Sonra bir tane daha bu şekilde hareket etmiş. Biz o parçanın bittiği yerin koordinatını istiyoruz. Şimdi 12 defa yani 12 defa da bir tekrar ediyor. 8 defa bu hareketi yap dedik ya. Peki bu şu şekil, tekrar eden şekil her 4'te bir tekrar etmiyor mu kendisini? Aynen öyle. Madem öyle 4 kere 8'den 32 apsisli noktaya kadar ilerlemiştir. Varsayalım ki bakın şurası 32 olsun. Şurayı gösterelim. Şurası 32 olsun. Tamam mı? Burası 32 ise eğer şuraya kadar geldi ve bir birim daha hareket edecek dedik ya, o zaman şurası ne olur? 33 olur. Demek ki apsisi 33 olacak. Ordinatı da şurası neyse o olacak. Yani 3 olacak diyebiliriz. Demek ki cevabımız 33'e 3'müş sevgili gençler. Yani cevap Denizli seçeneğidir diyebiliriz. Geçtim 5. soruma. Tersten yazılışı ve okunuşu aynı olan sayılara palindrom sayı denir. Örneğin 23.532'yi tersten de okursanız 23.532 olmaktadır. Aynı şekilde 343 sayısı da buna örnek olarak verilebilir buna göre. 4 basamaklı palindrom sayılar 11 ile tam bölünür. Yani A, B, B, A'dan bahsediyoruz. 4 basamaklı daha doğrusu 11 ile bölünme kuralı neydi? Sağdan başlıyorsun artı eksi artı eksi diye. Hepsini topladığın zaman zaten A eksi B ve B eksi A'yı topladığın zaman burası 0'a eşit olacaktır. 0 da 11'in bir katı olduğu için 11'e tam bölünür diyeceğiz. 3 basamaklı rakamları birbirine eşit olan palindrom sayılar, yani A, A, A şeklindeki sayıların rakamları toplamı 3A olduğu için ve 3A da 3'ün katı olduğu için 3'e tam bölünür. 5 basamaklı tüm palindrom sayılar 5 ile tam bölünür. Bir kere 5 ile bölünme kuralı zaten son basamağının 0 veya 5 olmasıydı. Şimdi 3 basamaklı palindrom sayı 242 mesela 5 ile bölünür mü? Bölünmez. Aksine bir tane örnek vermemiz yetiyordu. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2'dir diyebiliriz sevgili gençler diyelim. Ve geçelim 6. sorumuza. 6. sorumuz basit bir soruydu. A kümesi öyle x'lerden oluşuyor ki x'ler 3'ün tam katı ve B kümesi de öyle x'lerden oluşuyor ki x'ler 4'ün tam katı. Aşağıda 1'den 100'e kadar şekildeki düzende numaralandırılmış daireler gösterilmiştir. Dairenin içindeki numara A kümesine ait ise daire maviye, B kümesine ait ise sarıya boyanacaktır. Hem maviye hem de sarıya boyanan bir daire yeşil renge dönüşeceğine göre boyama işlemi bittiğinde yeşil renge boyalı kaç tane daire olur diye sorulmuş. Yani 12'nin katı kaç tane sayı vardır diye sorulmuş. Yani şimdi 3'ün katları maviye boyanıyor, 4'ün katları da sarıya boyanıyorsa 12'nin katları ikisinin birleşimi olan yeşil renge bürünecektir. Dolayısıyla 1 ile 100 arasında kaç tane 12'nin katı vardır? 112'ye bölerseniz doğru cevabı bulursunuz. Kaç taneymiş sevgili gençler? 8 taneymiş diyeceğiz. Dolayısıyla 6. sorumuzun cevabı da Bursa seçeneği olacak. Geçiyoruz 7. sorumuza. 7. soruda aşağıda santigrat cinsinden bir termometre verilmiştir. Termometre ile farklı zamanlarda farklı odaların sıcaklıkları ölçülmüş ve odalardan birinin sıcaklığı en santigrat derece, diğerinin en santigrat derece olduğu gözlemlenmiş.
M artı n'in sıfırdan küçük olduğu biliniyor. Demek ki bunlardan birisi negatif olabilir, birisi pozitif olabilir ya da ikisi de negatif olabilir. Ve n'nin mutlak değeri m'nin mutlak değerinden daha küçüktür demiş. O zaman m %100 negatiftir. Yani mutlak değerci büyük olan işaret olarak kendine çekecektir. N de pozitif veya negatif olabilir. Şimdi ilkine bakalım. Her iki odanın sıcaklığı da 0 derecenin altında olabilir. Evet, ikisinden negatif olabilir demiştik. Sıcaklığı m santigrat derece olan odanın sıcaklığı 0 derecenin üzerinde olabilir. Hayır, ben m'yi %100 negatif bulmuştum. Dolayısıyla ikinci öncü yanlış. Odalardan birinin sıcaklığı 0 derecenin altında, birinin sıcaklığı 0 derecenin üzerinde olabilir. Az önce söylemiştik. Mesela burası -5, m -5, n 2 olabilir. -5'in mutlak değeri 2'den büyük ama toplamları da 0'dan küçüktür. Dolayısıyla 3. öncülümüz de doğru. Cevap 1 ve 3 olacaktı sevgili gençler diyelim ve geçelim 8'e. A, B ve C gerçek sayıdır. X artı A'nın küpü eksi X artı B'nin küpü eşittir 9X kare eksi 63X artı C eşitliği veriliyor. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi X artı A'nın küpünü bir açarsanız X küp, bunu sanırım şöyle ince yazmam gerekecek. Kalemimin ayarları bozulmuştur, kusura bakmayın. X küp artı 3X kare A artı 3X A kare artı A'nın küpü, görüyorsunuz ne kadar çirkin yazıyorum. X küp artı 3x kare b artı 3xb'nin karesi artı b küp de şunun karesi. Bundan bunu çıkaracağız. Bundan bunu çıkardıktan sonra bakın x küpler gider arkadaşlar. Şunlar gitti. Bunlar gittikten sonra şurada 3x kare parantezinde a eksi b kalacak. Artı 3x parantezinde a kare eksi b kare kalacak. Ve sonra da a küp eksi b küp kalacak diyebiliriz. Bu da sevgili gençler, bakın şimdi şuraya şöyle gösterelim. 9x kare demiş ya, o halde şuranın ne olması lazım? 3. Eksi 63x demiş ya, buranın ne olması lazım? Eksi 21. A küp eksi b küp demiş, bakın burasında c'ye eşit olması lazım. A artı b artı c sorulmuş bize. Pekala, ben a eksi b'nin 3 olması gerektiğini biliyorum. Şu a kare eksi b kare dediğimiz a eksi b çarpı a artı b'nin kendisi değil midir? Ve burası eksi 21'miş bakın. A eksi b'nin ben şurada 3 olması gerektiğini bulmuştum. Demek ki şurası kaçmış? Eksi 7. O halde a eksi b eşittir 3. A artı b eşittir eksi 7 denirse, ben bunları taraf tarafa topladığım zaman eksi b ile artı b gider. 2a eşittir eksi 4 gelir ve a eşittir eksi 2 olur. Şurada eksi 2 yerine yazarsam b kaç gelir arkadaşlar? Eksi 5 gelir. A eksi 2'ymiş, b eksi 5'miş. Şimdi a küp eksi b küp de c'ye eşit ya. Eksi 2'nin küpü kaç? Eksi 8. Eksi eksi 5'in küpü kaç? Eksi 125. Çıkarırsak 117 gelir. 117 de c'ye eşitmiş. Bizden a artı b artı c istenmişti. 117 artı eksi 5, 112 acil. Eksi 2 daha 110 yapar sevgili gençler. 110 bizim cevabımız olur. Yani cevap Bursa'ydı diyebiliriz. Geçtim 9. soruya. 9. soru bu denemede en beğendiğim soruydu arkadaşlar. Dikkatli dinlemenizi tavsiye ederim. Şimdi bir dik üçgenimiz varmış. Şöyle bir dik üçgenden bahsedelim. Şurası dik kenarı olsun. Diyor ki bunların kenar uzunlukları diyor aritmetik bir dizinin ardışık terimleri olan bir dik üçgenmiş bu. Ve alanı da 25 a kare artı 6'ymış. Bak ben buraya x diyeceğim. Buraya x artı r diyeceğim. Burası da x artı 2r olur. Hocam niye buradan x diye başlamadın? Hipotenüs en büyük değil mi? Dolayısıyla x, x artı r ve x artı 2r oldu. Şimdi bunun alanını ben nasıl bulurum? X çarpı x artı r bölü 2 eşittir 25 a kare bölü 6 biçiminde bulurum. Sonrasında şunu da inceltelim ve şöyle yapalım. Şimdi şuradan 2'yi buradan 6'yı sadeleştirirsem burası 3 olur. Bunu da içeri dağıtırsam x kare artı xr, tamam mı, eşittir 25 a kare bölü 3 gelir. Şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra şöyle bir düşünsek. Şöyle bir düşünsek. Ya da burayı bir düşünelim. Aslına bakarsanız bu bir dursun. Tamam mı? Aklıma daha güzel bir şey geldi. Bu bir dursun. Ben şuradan bir Pisagor uygulasam ne olur? Şuraya bir Pisagor uygulasam. Şunun karesi x kare. Şunun karesi ne olur? X kare artı 2xr artı r kare olur. Bu da neye eşit olacak? Şuraya. Buranın karesine. X kare artı 4rx artı 4r kare olur. Pekala. Şu x kare ile şu x kareyi bir gönderelim. Burada bir x kare kaldı.
Şu artı 4 r eksi sol tarafa sallayayım bakayım. Eksi 2 x r olur. Ve şu eksi artı 4 r kareyi de eksi diye bu tarafa atarsak eksi 3 r kare de burada kalır. Eşittir 0. Bak şimdi burayı bir çarpanla ayır bakayım. X'e x eksi 3 r'ye artı r diye ayırırsam x eşittir 3 r, x eşittir eksi r gelir mi? Eksi r olabilir mi arkadaşlar? Olamaz. Dolayısıyla bizim r'miz, x'imiz neye eşitmiş? 3r'ye eşitmiş. Eğer ki x 3r'ye eşitse, bak burası 3r olur, bak burası 4r olur, bak burası da 5r olur. Demek ki 3r, 4r ve 5r'ymiş benim üçgenimin kenarları. Bize sorulan şey ne? Çevresi, yani toplamı. Yani 12r sorulmuş bize. Şimdi ben bu şurayı artık kullanmasak da olur. Ben bu üçgenin alanını 3R ile 4R'nin çarpımının yarısı yani 6R olarak hesaplayamaz mıyım? Hesaplarım. Bu da 25A kare bölü 6 mıydı? Pekala. Şu 6'yı bu tarafa gönderirsem 36R hatta 36R kare 6R kare 36R kare eşittir 25A kare olur mu? Burada niye R yazdım az önce? Şaşırdım. R kare olacak çünkü 4R ile 3R'yi çarptık. 2'ye böldük. Her iki tarafın karekökünü alırsam 6R eşittir 5A olur mu? Mis gibi olur. Bizden ne istenmişti? 12R. 12R eşittir 10A diye gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. O halde cevap Denizli seçeneğidir dedik sevgili gençler. Çözümün şu kısmını unutun arkadaşlar. O zaten biraz daha uzatıyordu. Böyle daha güzel oldu, daha içmesinde. Şimdi geçtik 10. sorumuza. 10. soruda M bir gerçek sayı ve İ sanal sayı birimi olmak üzere Z eşittir M-1 artı M artı 2İ karmaşık sayısı veriliyor. İmajiner z'nin eşleniğinden reel z'yi çıkardığımız zaman da 9 kalıyor. Şimdi bir kere reel z dediğimiz hatta ondan önce şu z'nin eşleniğini bir bulalım. Z'nin eşleniği arkadaşlar m-1 nereyi değiştiriyorduk? Şunun işaretini değiştiriyorduk. Eksi, eksi hatta artı diyelim. Eksi m-2i olsun, tamam mı? Şimdi gelin biz reel z'yi bir yazalım. Reel z dediğimiz hatta ondan önce imajiner z'yi yazalım. İmajiner z. Şimdi şu z'nin eşleniği. İmajiner z'nin eşleniği neresi? Şurası. Yani eksi m eksi 2'dir. Peki reel z nedir arkadaşlar? Reel z de bakın direkt m eksi 1'dir zaten. Şimdi diyor ki bundan bunu çıkaracaksın diyor. Yani eksi 2 m eksi 1 o da eşittir 9 olacak diyor. O zaman eksi 2 m eşittir 10 olmaz mı? Olur. İse m kaçtır? Eksi 5'tir deriz. Zaten bizden de m istenmişti. Yani doğru cevap olarak eksi 5'i işaretleyebiliriz. 11. sorumuz bir bileşke fonksiyon sorusu. Bakın diyor ki bize f bileşke gx fonksiyonu birim fonksiyon olduğuna göre. Yani diyor ki f'in içerisine g'yi yaz. M çarpı. Şimdi x gördüğüm yere 3x artı n yazacağım. 3x artı n artı 2. Bu birim fonksiyonsa x'e eşittir. Dağıtırsam 3mx artı mn artı 2 eşittir ne olacak? X olacak. Ve sonra birim fonksiyon demiştik ya. Bak burada sabit terim olmayacak. Yani şurası ne olacakmış? 0. Demek ki m çarpı n neye eşitmiş? Eksi 2'ye. Peki 3m neye eşitmiş? Bunun katsayısı olan 1'e. Demek ki m kaçtır arkadaşlar? 1 bölü 3'tür. Ben bunu n ile çarpınca eksi 2 oluyorsa n kaçtır? Eksi 6'dır. Bizden de zaten n istenmişti. Yani cevabımız bursaymış dedik. Bir yandan da Kenan hocanız ısrarla telefon ediyor. Ama meşgul atıyoruz. Mecburen videodayız. Bir ayrıtı x birim olan küpün hacmi x küp birim küp ve yüzey alanı 6x kare birim kare bağıntısıyla hesaplanır. Bir işletme küp şeklinde bir kavanozu süsleyip içini boşluk kalmayacak şekilde sıvı çikolatayla dolduracaktır. Küpün dış yüzeyindeki tüm ayrıtlarına bir biriminin maliyeti 2 lira olan şerit çekilecek. Küpün dış yüzeyi bir birim karesinin maliyeti 3 lira olan boyayla boyanacak. Küpün içi bir birim küpünün maliyeti 1 lira olan sıvı çikolatayla doldurulacak. Cümle uzun ama dikkatli bir şekilde okuyunca anlarsın. Bu işlemler sonucunda kavanozun maliyeti Px polinomuyla ifade edilirse Px polinomunun katsayıları toplamı kaç olur diye sorulmuş. Şimdi bana ne lazım? Bir hacim lazım. Bir ayrıtların uzunlukları toplamı lazım. Bir de yüzey alanının toplamı lazım. Şimdi ben Px polinomunu oluşturayım. Bak şimdi Px polinomu. Hacim x küptü. Ki çikolatanın da birim küp fiyatı 1'di. Artı yüzey alanımız 6x kareydi. Ki bu dış yüzeyinin bir birim karesinin maliyeti 3 liraymış. Bunu da 3 ile çarpacağız o zaman. Artı
Ayrıt uzunlukları toplamı da 12x'tir arkadaşlar. 12 tane ayrıt var biliyorsunuz bir küpte. Ve bunun da bir biriminin maliyeti 2 liraydı. İşte diyor ki bu Px polinomunun katsayılar toplamı sorulmuş. Yani şunları toplayacağız. 1 artı 3 kere 6 18 artı 2 kere 12 24. Bunları da toplarsanız 43 gelir sevgili gençler. Demek ki cevabımız da bizim Edirne seçeneği olacakmış 12. sorumuzun diyelim ve geçelim 13. sorumuza. Şimdi Px ve Qx birer polinom. X çarpı Px eksi 1 artı Qx eşittir x kare eksi 6 eşitliği veriliyor. Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan 1'dir. Yani P2 kaçmış arkadaşlar? 1'miş. Bu mis gibi bilgi. Buna göre Px polinomunun sabit terimiyle Qx polinomunun katsayıları toplamı eksi 5'tir demiş. Şimdi Px'in sabit terimini bulmak için ben ne yazarım? P0'ı bulurum. Ki P0 bizim Px polinomumuzun sabit terimi. Burada P0'ı bulabilmek için x gördüğümüz yere ne yazacağız? 1. Yani 1 çarpı P0 artı Q1 eşittir. 1 eksi 6'dan eksi 5 olacak. Şimdi şurası P'nin sabit terimi. Q'nun katsayılar toplamı ne? Q1. P0 ile Q1'in toplamı eksi 5'tir demiş. Vallahi doğru demiş. Birinci öncül doğru. Qx polinomu x eksi 3 ile tam bölünür. P2'nin ben 1 olduğunu biliyordum. P2'yi bulabilmek için x gördüğüm yere 3 yazmam lazım şimdi. 3 çarpı P2 artı Q3 eşittir. X gördüğümüz yere 3 yazmıştık. 9'dan 6'yı çıkardım. 3 geldi. Şimdi P2 kaçtı arkadaşlar? 1'di. Yani 3 artı Q3 eşittir 3 ise çok çirkin oldu yazı. Q3 eşittir nedir arkadaşlar? 0'dır. Q3 sıfırsa bu polinom x eksi 3'e tam bölünüyordur. Ki ikinci öncülde tam olarak bundan bahsetmiş. Bu da doğru. Qx polinomu birinci dereceden bir polinom olabilir. Arkadaşlar Qx polinomu birinci dereceden de olabilir. İkinci dereceden de olabilir. Dolayısıyla hatta sabit terim bile olabilir. Dolayısıyla cevabımız ne sevgili gençler? 1, 2, 3 olacak. Yani 13. sorumuzun cevabı Edirne'dir diyebiliriz. Geçtik 7. sayfamıza. 7. sayfamızda bizi tek bir soru karşılıyor. Uzun olduğuna bakmayın. Gayet tatlı ve gayet basit bir soru. Şimdi diyor ki aşağıda bir grafik çizim programındaki x ve y ekseninde ötelemeyi sağlayan iki bölüm gösterilmiştir. Örneğin y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilip y eşittir fx eksi 2 artı 1 fonksiyonunun grafiği istendiğinde programdaki ikinci şekildeki düğme 2'ye yani şurası 2'ye birinci şekildeki düğme de 1'e gidecek diyor. Yani sen fx eksi 2 artı 1'i bulacaksan diyor 2 birim sağa kaydırmak demek ya bu 2 birim sağa kaydır şu ne demek 1 birim sola kaydır demek. Madem öyle bunu da 2 birim sağa kaydıracaksın bunu da 1 birim yukarı kaydıracaksın diyor. Bu sola mı dedik yukarı olacak orası şurası yanlış oldu. Yukarı arkadaşlar burası tamam mı? Şimdi şuna geçelim şekle bakalım. Gx'imiz bu. Gx de diyor Gx için programda şu hareketler yapılırsa aşağıdaki grafiklerden hangisi elde edilir? Bir kere bir birim sağa kaydırdıysak bir birim sağa kaydırılacaktır. Yani şu şekilde bir grafik olacaktır. Bu da 3 birim aşağı kaydırmak demek ki buraya kadar gelecek ve şu şekilde hareket edecek. Demek ki cevabımız ne olacak sevgili gençler? Adana seçeneği olacak. Geçtik bir diğer sayfamıza 8. sayfamıza 15. sorumuza. Aşağıda f ve g fonksiyonlarının grafikleri gösterilmiştir. Soruyu çözemeyenler dikkatli dinlerseniz çok güzel bir soru olduğunu tam ÖSYM ayarında olduğunu görebilirsiniz. Şimdi buna göre f bileşke gx'in sıfırdan büyük eşitsizliğinin en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere şimdi f'in içerisinde ne yaz diyor? Gx'i yaz diyor ve bunun sıfırdan büyük olduğu yerleri bul. Bir kere f fonksiyonunun sıfırdan büyük olduğu yerler apsis olarak birden sonrasıdır. Birden büyük bölgelerdir. Ben şimdi gx'in birden büyük olduğu yerleri bulacağım. Gx'in birden büyük olduğu yerler neresi arkadaşlar? 0 ile 3 aralığı mı? O zaman cevap da 0 ile 3 aralığıdır. Bak manyak oldu çocuğum. F'in sıfırdan büyük olduğu yerler için içine birden büyük yerler yazacaksam birden büyük yerler bakın burası. Bakın burada. Birden büyük yerleri alabilen tek yer neresi? G'de 0 ile 3 aralığı. O zaman cevap da budur dedik. Anlaştık mı? Geçtik 16. soruya. Aşağıda bir yarım daire, diğeri dikdörtgenden oluşan bir pencere görseli verilmiştir. Şeklin üzerine yazılan uzunluklar metre birimine göredir. Sarı bölgenin alanıyla yeşil bölgenin alanı birbirine eşit olduğuna göre x kaçtır? Bir kere
şu kısım yani çap dediğimiz yer nedir arkadaşlar? Hop, 2x bölü kök içerisinde pi'dir. Ben şuranın alanını pi çarpı r kare diyeceğim ya. X kare bölü kök pi'nin karesi pi bölü 2 diyeceğim. Pi'ler gitti. Demek ki buranın alanı neymiş? X kare bölü 2'ymiş. Yani buranın alanı bu. Buranın alanı da buymuş. X kare bölü 2. O zaman şuraya rahatlıkla yazabilirim. Bak şimdi. X kare bölü 2 eşittir. Şimdi yeşil bölgenin alanını hesaplayacağım. Burayı hesaplayabilmek için de kısa kenar çarpı uzun kenar yapacağız. Bir kere şurası 2x bölü kök içerisinde pi'ydi. Çarpı kök pi parantezinde x kare bölü 4 eksi 5 dedim. Şu kök pi'ler bir gitsin. Bu da 2x çarpı x kare bölü 4 eksi 5'e eşitmiş. Şimdi şu 2'yi şuraya bir göndersem ben şurayı 4 yapsam şu 2 de buradan gitse. Bu 4'ü de içeri dağıttığım zaman x kare eşittir. 4x ile şuradaki 4'ü çarptığım zaman ne gelir arkadaşlar? Hatta ve hatta şurayı bir sileyim ben. Şuradaki x ile de şuradaki x'in bir tanesine götürürüm. X çünkü sıfırdan farklı bir uzunluk olduğu belli zaten. Buradaki x gitti. Buradaki burası yine 4 olsun. X eşittir dedim. 4'ü içeri dağıtacağım. X kare eksi 20. Güzel. X kare eksi x eksi 20 eşittir 0 olur. X'e x burayı da eksi 5'e artı 4 diye açarsam x eşittir 5 ve x eşittir eksi 4 gelir. Uzunluk negatif olamayacağı için x'imiz 5 olur. Yani cevap Ceyhan'dır diyebiliriz. Geçiyorum 17'ye. A ve B birer gerçek sayıdır. X kare eksi A ve x eksi 3 eşit 0 denkleminin kökleri de neymiş? A ile B'ymiş. Peki A çarpı B yani kökler çarpımı neymiş? Eksi 3. Demek ki ben buradaki A B yerine eksi 3 yazar mıyım? Mis gibi olur. Eksi eksi 3 ne yapar? Artı 3x eksi 3 eşittir 0. Bunun deltası sorulmuş. B kare eksi 4 AC yapacağız şimdi. Bu da 9 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 3'ten 9 artı 12'dir. Cevap da 21'dir diyebiliriz. Yani cevap Bursa'ymış sevgili gençler. Diyelim geçelim 18'e. Şimdi A kümesi öyle x eleman reel sayılarından oluşuyor ki x kare eksi 7x artı 10 büyük veya eşittir 0. Ben burayı x'e x, burayı da eksi 2'ye eksi 5 diye ayırırsam 2 ve 5 için bir işaret tablosu oluşturmak zorunda kalırım. Artı eksi artı derim. Eşitlik olduğu için şunları doldururum mis gibi. Sonra da pozitif olan yerler istendiği için benim çözüm kümem burasıdır derim. Bu bir. İkincisi x kare eksi 4x artı 3 sıfırdan küçüktür denmiş ya bize. X'e x diye ayırırım. Eksi 3'e eksi 1 diye ayırırım. Köklerim 1 ve 3'tür arkadaşlar. Bunun için bir işaret tablosu çizerim. Bakın artıyla başladım. Eksi artı dedim. Burası küçüktür olduğu için bunların içleri boştur diyeceğim. Ve sıfırdan küçük olan bölge istendiği için burayı tarayacağım. Şimdi bak bir tam şuraya denk geliyor. Bir tam şuraya denk geliyor. Şöyle uzatırsam. Üç de tam şuraya denk geliyor. Bu ikisinin kesişimi soruluyor. Bu ikisinin kesişimi isteniyorsa hop şu şekilde çizerim. Yeşil olan yer var ya şurası. Yani 1 ile 2 aralığı. 2 kapalı bak 1 açık. 1'in açık olduğu, 2'nin kapalı olduğu ve tüm reel sayıları kapsayan yer Adana seçeneğinde verilmiştir bize. Geçtim 19'a. Şimdi diyor ki bana 19'da bir tane göktaşımız var ve parabolik bir rota izleyerek dünyaya yaklaşıyor. Aynen şu şekilde bak göktaşı buradan gelmiş o parabolik olarak dünyaya yaklaşmış. Teğet olmuş sonra gitmiş. AXY noktası göktaşının bulunduğu herhangi bir nokta olmak üzere göktaşının hızı bunun koordinatları X'e Y olmak üzere iki tane mutlak X artı mutlak Y biçimindedir. Göktaşı izlediği rotanın tepe noktasında dünyayı 9 hızıyla teğet geçtiğine göre A'nın negatif değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi 9 hızıyla tepe noktasında geçmiş ya o zaman bak şunu biliyoruz biz. İki tane mutlak X ile bir tane mutlak Y'nin toplamı neymiş? 9'muş. Bu bir. İkincisi Kenan Hoca aramayı bıraktı mesaj atıyor. İki tane mutlak X artı mutlak Y eşittir 9. Tamam. Bunun tepe noktası dediğimiz yer apsisi R eşittir. Eksi 2A olur mu? Eksi 4A bölü eksi 2'den. Olur. Eksi 4A bölü 2'den. Eksi 2A. Demek ki X gördüğüm yere eksi 2A yazacağım. Bu bir. İkincisi eksi 2A'yı yerine yazarsanız 4 tane A kare eksi 8 tane A kare artı A gelir. Yani eksi 4 A kare artı A. Bu da tepe noktasının ordinatı olduğuna göre Y gördüğümüz yeri de onu yazarız. Yani 2 tane eksi 2A'nın mutlak değeri mutlak değer içerisinde eksi 4 a kare artı a'dır diyeceğiz. Bu da eşittir 9 diyeceğiz. Pekala. Şimdi ne demişti bize sorunun kökünde? A'nın negatif değeri. Bir kere
A'nın negatif değeri isteniyorsa A negatiftir. A negatif olacaksa ben şurada yerine yazdığım zaman burası pozitif olduğu için olduğu gibi çıkacak. Burası eksi 4A olur. Negatif olan A değerini burada yerine yazdığım zaman eksi 4 eksiden yine negatif olur ve burası negatif olduğu için eksi ile çarpıp çıkacağız. Yani 4A kare eksi A diye çıkaracağız eşittir 9. 4A kare eksi 5A eksi 9 eşittir 0 ise ben burayı 4A'ya A diye açarım. Sonra da burayı eksi 9'a artı 1 diye açarsam bakın eksi 9 artı 4'ten ne gelir? Eksi 5 gelir. Mis gibi. O zaman A dediğimiz değer ya 9 bölü 4'tür ki bizden negatifi isteniyordu. Bu olamaz. Ya da A eşittir eksi 1'dir. Demek ki A kaçmış? Eksi 1'miş sevgili gençler. O halde cevabımız da Edirne seçeneği olur dedik. Geçtik 20'ye. Ln 75 bölü ln 0.5. Bu ln 0.5'i ben sevmiyorum. Şöyle yazalım mı onu? Ln 75 bölü ln 1 bölü 2 diyelim. Hatta buna da logaritma 1 bölü 2 tabanında 75 diyelim. Hatta buna da logaritma 2 üzeri eksi 1 tabanında 75 diyelim. Eksi 1'i de başa atalım. Eksi logaritma 2 tabanında 75 diyelim. Şimdi o eksiyi ben düşünmeyeyim. Şu sarıyla işaretlediğim yer var ya, logaritma 2 tabanında 75. Ben onu elde ederim. Nasıl mı? Şöyle. Logaritma 2 tabanında 3 artı logaritma 2 tabanında 5 artı logaritma 2 tabanında 5 dersen 5 kere 5. 25 kere 3'ten 75 gelir bak. Logaritma 2 tabanında 75 gelir. E şimdi şu neydi? A. Şu neydi? B. Bu da B. Demek ki A artı 2B'ymiş. Ben bunu buraya yazarsam bir de eksiyle çarparsam eksi A eksi 2B gelir. Demek ki cevabımız sevgili gençler Edirne seçeneğiymiş diyebiliriz. Diyelim. Geçelim 21. soruya. 21. sorumuzda A ve B birer gerçek sayı. Log 2 A'ymış, log 3 de B'ymiş. 8 üzeri X de 9'muş. Ben bu 8 üzeri X'i 2 üzeri 3X eşittir 3'ün karesi diye yazabilir miyim? Vallahi yazarım. Logaritma 3 de B'ymiş, logaritma 2 de A'ymış. Onları da söylemiştik. X'in A ve B türünden eşit. Şimdi bunun tabanının 10. Bunun tabanının 10 olduğunu biliyor mu? Biliyor. 10 üzeri A eşittir 2 mi? Evet. 10 üzeri B eşittir 3 mü? Evet. Şimdi 2 gördüğüm yere 10 üzeri A yazabilirim. 10 üzeri A'nın 3x'inci kuvveti eşittir. 3 gördüğüm yere de 10 üzeri B yazarım. 10 üzeri B'nin ikinci kuvveti. Dolayısıyla ise diyelim 10 üzeri 3 tane AX eşittir 10 üzeri 2B diyebiliriz. O halde gençler 3AX de 2B de birbirine eşittir. 3 tane AX eşittir 2 tane B ise X eşittir 2B bölü 3A'dır. Bizden de zaten bu istenmişti. Dolayısıyla cevap Edirne'dir diyebiliriz. Geçtim 22. soruya. Ln 5 x'miş, ln 2 y'ymiş. Buna göre şu ifadenin en sade hali nedir? Gelin gençler şu ikisini x kare, bu ikisini de eksi y kare parantezine alalım. X kare parantezinde x artı y, eksi y kare parantezinde x artı y gelir bakın. Bölü bir de neyimiz var? X artı y çarpı x eksi y'miz var. Doğru mu? Doğru. X artı y parantezine alalım gelin şurayı. Hatta şunu var ya, x kare eksi y kare diye kalsın diyelim oraya. X artı y parantezinde x kare eksi y kare bölü x kare eksi y kare dedikten sonra x ile y birbirinden farklı oldukları için çat diye götürebiliriz biz bunu. X artı y'ye eşitmiş. Yani ln 5 de ln 2'nin toplamına eşitmiş burası. Yani cevap ln 10'a eşittir. Biliyorsunuz tabanlar aynıysa logaritmanın işleri çarpılıyordu. Dolayısıyla cevap C seçeneği olur 22. sorumuzun diyelim ve hadi üst tarafa gidiyorum ya. Alt tarafa gidiyoruz. 23. soruya geçelim. Diyor ki bir virüs salgınında virüse yakalanan toplam kişi sayısının günlük değerleri A1, A2, A3, A4 biçiminde AN dizisinin terimleri. Şöyle A1, A2 bu birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün, altıncı gün, yedinci gün, sekizinci gün, dokuzuncu gün, 10. gün diye gidiyor bu. Virüse yakalanan toplam kişi sayısı 2. gün A2 kişidir denilmiş örnek olarak. AN dizisinin ilk 9 terimli kısmı geometrik dizi ve 8. terimden itibaren sonraki kısmı aritmetik dizidir. Yani A1'den A9'a kadar geometrik, A8'den sonrası aritmetik. Tamam mı? Ve virüse yakalanan toplam kişi sayısı 5. gün 16'ymış şurada. 6. gün 32'ymiş. O zaman bizim ortak katımız ne? 2'dir. Dolayısıyla sevgili gençler şurası ne olur?
64 olur. Burası 128 olur ve burası 256 olur. Geometrik dizi bitti. Bundan sonrası aritmetik dizinin işi. 128'den 256'ya kaç artmış? 128 artmış. O zaman buradan buraya kaç artacak? Bir 128 daha artacak. Yani bize demiş ki 256 ile 128'i topla. 10. gün kaç tane hasta sayısı vardır diye sormuş. Toplarsak arkadaşlar burayı biz 4, 7, 8, 2, 3, 3 gelir. 384. Yani cevap Adana seçeneği olacaktır diyebiliriz. 23. sorumuzun sevgili gençler. 24. sorudayız. 1'den 80'e kadar olan sayıların sırasıyla kapı numarası olarak yazıldığı 80 tane dairelik bir apartmanda kapı numaralarından 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 rakamları dışındaki tüm rakamlar silinmiştir. Yani hangi rakamlar silinmiş? 0, 8 ve 9 silinmiş. Buna göre kaç dairenin kapı numarasında değişiklik olmuştur? Bir kere 0 numaralı bir daire yok. 8 numaralı, 9 numaralı ve 10 numaralı daire değişmiştir. Aynı şekilde 18, 19 ve 20. Aynı şekilde 28, 29 ve 30. Tıp 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 bu şekilde gidersek en son 78, 79 ve 80. 28, 29, 30, 78, 79, 80. Bu numaralar değişmiştir. Şimdi şuraya bakıyorsun 10, buraya bakıyorsun 8. Demek ki burada üçerli üçerli kaç tane grup var? 8 tane. O zaman 3 kere 8'den 24 tane dairenin kapı numarasında değişiklik olmuştur. Cevap da Bursa'dır diyebiliriz. Geçtim 25. soruma. Bir permütasyon sorusu arkadaşlar. Aşağıdaki görselde gösterilen iki erkek ve iki kız, toplam 4 arkadaştan ikisi koltukta oturacak. Geri kalan iki kişi de ayakta kalarak fotoğraf çekilecektir. Erkek ve kızlardan birer kişi ayakta kalacağına göre kaç farklı şekilde fotoğraf çekilebilirler? Şimdi zaten tam istediği durum bu. Yani tam istediği gibi bu şu an. Erkek ve kızlardan bir tanesi koltukta oturacak, diğer erkek ve kız ayakta kalacak. İstediği durum bu. Kaç farklı şekilde bu şekilde fotoğraf çekilebilir diyor. Şöyle diyelim. Şu erkek ve kız yer değiştirebilir mi? Evet. 2 çarpı. Şu erkek ve kız yer değiştirebilir mi? Evet. Çarpı 2. Şu erkek ve bu erkek yer değiştirebilir mi? Evet. Çarpı 2. Bu kızla bu kız yer değiştirir mi? Evet. Çarpı 2. O zaman cevap ne olur? 16 olur. Böylelikle hepsini de saymış oluruz sevgili gençler. Geçtim 26'ya. Aşağıda üzerlerinde 1'den 100'e kadar doğal sayıların yazılı olduğu 100 tane kart gösterilmiş. Zeynep gösterilen kartlardan herhangi birini kartlara bakmadan çekecektir. Seçtiği karttaki sayı 3'ün veya 5'in tam katı olan bir sayı ise hediye kazanacaktır. Zeynep'in çektiği karttaki sayının 2'nin bir tam katı olduğu bilindiğine göre Zeynep'in hediye kazanma olasılığı yüzde kaçtır? Şimdi 2'nin katları çektiği bilindiğine göre diyorsa koşullu olasılık var. Ve 1'den 100'e kadar kaç tane 2'nin katı, yani çift sayı var? 1'den 100'e kadar 100 tane sayı varsa 50'si tektir, 50'si çifttir. Dolayısıyla sevgili gençler tüm durumumuz bizim 50 olacak. Bu bir. İkincisi, 2'nin katı olduğunu diyor, bilindiğine göre diyor ya, hem 3'ün katlarını çektiğinde hem de 5'in katlarını çektiğinde hediye kazanacak diyor. Aynı şekilde 15'in katları da hediye kazanmasını olanak tanır. Çünkü hem 3'ün hem de 5'in katı. Şimdi 1'den 100'e kadar kaç tane 3'ün katı var diye bir soru sorulduğu zaman 100'ü 3'e bölersin. Ve hatta şöyle diyelim, 3'ün katlarını hiç saymayalım. Hem 2'nin katı olduğunu biliyoruz ya, o zaman direkt otomatik 6'nın katıdır ve direkt otomatik 10'un katıdır diyebiliriz. Ben direkt 100'ü 6'ya böleyim. Kaç tane 6'nın katı vardır? Kaç tane vardır? 16 tane. Ben 100'ü direkt 10'a böleyim. Kaç tane 10'un katı olduğunu bulalım? 10 tanedir. Ve ben 100'ü 6 ile 10'un ortak katı ne? 30. 30'a böleyim. Kaç tane var? 3 tane. Şimdi 6'nın katı 10'un katı. 6'nın katı 10'un katı. Ben şimdi şurayı sayarsam eğer, şurayı ve sonrasında şuna eklersem ortada kalan yeşil kısmı çarpı 2 defa kullanmış olacağım. Onu çıkarmam gerekiyor. O halde bulduğumuz 16 ile onu topladım. 26. Tamam mı? 3 çıkardım. 23. Demek ki benim istenen durumum kaç taneymiş? 23 tane. Yüzde kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar 50'de 23 ise %46'dır. Yani cevap Denizli seçeneğidir. 26. sorumuzun cevabı diyebiliriz. 27. sorudan itibaren trigonometri, yani geometri kısmı başladığı için sizleri bu soruların çözümlerini dinlemek üzere Kenan Karay'la Geometri YouTube kanalına gönderiyorum sevgili gençler. Bizlik bu kadar. Güzel bir testti. Bu da son denemeydi arkadaşlar, tekrar ediyorum. Ama zannetmeyin ki YouTube kanalımızda
Bu son video. Daha fazla video ve daha fazla içerik her zaman sizleri bekliyor olacak sevgili gençler benim kanalda. Abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın arkadaşlar.